Evet yeni bir rastsal yürüyüşten sizlere merhaba 10. bölümümüz bu ve bagerle ufak bir değişiklik yapmaya karar verdik. İstiyorsan sen açıkla abi. Ee, şöyle yapalım dedik. İki tane rastgele kelime seçelim dedik. Bir taneyi bizim oluşturduğumuz kelime setinden birini de çocuk hikayelerinden geçen kelime setinden seçeceğiz. Dolayısıyla iki kelime arasında ilişki kurmaya çabalayacağız diyeyim. Deneme yapacağız aslında yani. Tabii mümkün olduğu kadar. <laughs> yani şimdi Mesela az önce birkaç deneme yaptık. Sergi ve parçacık çıktı. Ayarsız memleket çıktı. Yani fena olmuyor. Ama bakalım şimdi gerçekten rastal seçeceğimiz için bu kez ne çıkacak bilmiyoruz. Hadi o zaman ben seçiyorum. Tamam ben seçtim. Bekliyorum seni. Oyun geldi abi bana. Eşek geldi bana da. Eşek ve oyun. <gülüyor> evet. <gülüyor> uzun, Hadi bakalım. Uzun eşekten bağlayabiliriz yani. Uzun eşekten bağlayalım evet. Uzun eşek oynadın mı? Oynadım tabii canım. Çok oynadım yani. Teknik Sen çekmeyi. çok direkt olmaya müsait bir boya sahipsin. Hep direk oynuyordun evet. yoksa. Evet. Ama yok ben atlardım da. iyi iyi, iyi, iyi zıplardım. Ee, bir de sert inerdim. Severdim yani aslında. Ben de. Ben de. Ama yani bayağı de olduğum için. Ha işte. Senin de evet. Yapın uygun uzun eşeği. Ama şeydi yani. Şu andaki yaşımız tabii uzun eşek oynamayı imkansız hale getiriyor yani aslında. Kesin e, sakatlanırız. Kesin. Hatta ben şöyle bir şeye inanıyorum. Orta 2'deyken Kerem Göçer diye bir arkadaşım vardı. Eğer bir şekilde bizi dinliyorsa kendisine teşekkür ediyorum. Orta okuldayken o herif sırtıma öyle bir atladı ki ben gelecekte yaşlandığımda kesin oradan bir sıkıntı yaşayacağıma inanıyorum. Kesin Hayır. yani. Omurgamın öyle bir yerine geldi o günüm. Yani orta 2 öğrencisi olmama rağmen. Hani böyle kendim sakatlanmış falan hissetmiştim. İki günde geçti. Gelecekte acısı çıkacak gibi geliyor bana. Bak acıdan niye tetiklendi? Şimdi bu acı konusu çok ilginç geliyor bana. Ee, şöyle ilginç geliyor. Bazı şeylerde canımız acıyor. Bazı duruşlarda, bazı durumlarda, bazı şekillerde ve ben acılarımızın bizi çok yönettiğini düşünüyorum. Yani evet. aslında acılarımızı fark etmiyoruz. Çünkü acı çekmeyecek şekilde yaşamaya çalışıyoruz ve o acı çekmeyecek şekilde yaşamak aslında çok temel bir karar oluyor. Yani diyorsun ki ben ya ben böyle giyinmeyi seviyorum ya da ben böyle davranmayı seviyorum diyorsun ama seviyorum dediğin şeyin altında aslında eskiden kalma ciddi bir öğrenmişlik var mesela. Yani o pozisyon evet. çünkü ben bunu yaşadım şu anda. Böyle çocuklarla çok oynayıp zıplayıp hopluyorum. En son bir muhtemelen bu ip çekme oyununda yere düştüğümde ee, o an bir şey olmadı ama sonradan bir otururken ağrı hissetmeye başladım. Kuyruk sokumum kırılmış ve o oturuş pozisyonumu değiştirdi. Onu değiştirince bel ağrım başladı. O başlayınca çalışma adabım değişti falan derken böyle Allah'tan farkındayım biraz durumun ama çok zor geri kazanıyorum yani. Bayağı manipüle etmem gerekiyor. Bu yüzden acı zaten bir aynı zamanda terbiye etme hatta öğretme yolu. Yani tasvip etmesek de tabii ki. Tabi ama İnsanları, insan öğretmiyor olabilir, hayatta öğretiyor olabilir yani. Ya evet evet tabi. Yani dediğin doğru, farkında olmadan tercihimizmiş gibi görünen bazı şeyler belki de acıdan kaçınmak için tuttuğumuz zorunlu bir yol olabilir. Hı. Ve böyle yani rahat şey, hissettiğimiz şeyler de onun gibi yani. Bir şekilde orada galiba genetik faktörlerin e, ve yaşanmışlıkların karar mekanizmamıza etki etmesi durumu var ama çok da farkında değiliz normalde bu durumun. Yani hani ben istiyorum, ben istemiyorum dediğimiz bir sürü şey aslında o ben dediğin şey ben değil pek. E, tad almada da var aynısı yani neyi seveceğine sen mi karar veriyorsun? Bu çok şey çetrefilli bir konu ya. Yani işte o zaman özgür irade var mı yok muya kadar gider. Yani eğer deterministik bir evrende yaşıyorsak zaten ve nihayetinde karşılaştığımız acı olayları da deterministik bir evrende zaten belirlenmiş olacağından bunun karakterime olan etkisi de bu arada bak genetik falan dedin sen de yani bunların her birisi belirlenmiş olacağından aslında burada acı başka herhangi bir parametreden farklı bir şeye çıkmaz zaten o zaman. Herhangi bir çevresel faktörle aynı zaten acı. Öyle değil mi? Ee, Evet ama çevresel faktörleri daha görüyoruz ve üzerine konuşabiliyoruz ama acı çok daha kişisel ve o yüzden konuşmak yerine ee, şey oluyor yani. Sanki yani çözmemiz gerekiyor evet. ya yani çözebildiğimiz acılar diyeyim en azından hani aktif acılar değil de etrafından dolaşmayı başardığımız acılar aslında farkında olmadan kararlarımızı belirlemiş oluyor yani ben. Mesela bence kıyafetlerimin ben mesela bol giyinmeyi seven biriyim. Kızım da bol giyinmeyi seven biri yani. Hani burada o sevme mi yoksa vücudumun verdiği bir karar mı onu bilemiyorum aslında. Ama işte bu şeyde şey de değil mi? Yani işte burada asla acı diye şeyi genelliyorsun. Değil mi? Bir şekilde genel olarak rahatsızlık. Evet, evet Her tür basit rahatsızlıklar yani. Mesela bir sürü şey de olabilir. Yani biz tiyatroda Kas hareketleri yaparken eski travmaları bulmak için çok ağır hareket edip... ...vücudun duramadığı pozisyonları tespit edip... ...yani mesela diyorum kolun belirli bir pozisyona titremeye başlıyor. Ve kolu orada tutup o anıyı çağırıp onun üzerinden bir oyunculuk çıkarma gibi... ...sense and awareness denilen işte bir teknik uyguluyorduk mesela. Ve bayağı da tıkır tıkır zor bir teknik bu arada, şiddetli ama işe yarıyordu aslında. Bir şey aklıma geldi bu bir dizi var. Adını hatırlayamadım. Ee, bir sezon çekildi. İşte bir tane e, böyle bir teknoloji firmasının içerisinde bir makine yapıyorlar. Ve adam deterministik bir e, evren olduğuna inanıyor. Ve o yüzden kuantum bilgisayarıyla geçmişi görüntüleyebiliyor. Yani şu anın pozisyonundan mesela işte İsa'nın çarmıha gerilişini mesela işte görüntülüyor. Oradan geleceğe bakmama konusunda anlaşıyorlar falan böyle. E, ilginçti. Yani o deterministik mi değil mi? Hangi formüle göre bakacağız? Onunla ilgili ciddi tartışmalar dönüyor. Fazla şey yapmayayım azını vermedim ama yine de spoiler olur. E, mesela sence deterministik mi evren? Yani e, bu çok şey bir soru ya. Kısmen diyeceğim geliyor. Yani onu da biraz şeye bağ, bağlandırıyorum. Ya hiç yoktan bir evren diye bir kitabı var, Lawrence Krauss'un. Duydun mu daha önce? Hiç yoktan evren yok hayır duymadım. Yani nihayetinde kuantum düzeyinde hakikaten belirlenemeyen, belirsiz olaylar olması sayesinde deterministik olmayan bir evren fikri mümkün hale geliyor. Hm. Ama eğer, çift, hani, çift yarık orada, deneyi gibi mi? E, tam olarak öyle değil ya. Yani mesela gerçekten yoktan bir anda evrende bir yerde bir parçacık belirebiliyor. Hı. Abi, ha bunun şey gibi değil, değil değiliz. Değil mi? Bunun mekanizmasını anladığımız an o da determinist bir hale gelir. O da ayrı mesele de. Ha. Anlayabilir miyiz duruma geleceğiz o zaman değil? Mi? Mesela anlayabileceği anlamak ne demek? Yani şimdi orada bu dönem çok e, şeyde bu flu TV'de falan da postmodernizm modernizm tartışması döndü. E, yani modernizm aslında anlayacağımızı iddia ediyor bir şekilde e, ee, anlayabileceğimizi yani anlayabiliriz ama... evet. Yani her Yo, şeyin veri varsa anlayabiliriz. Emin değilim. Yani veriler arasında... veri arasında. yok mu veri henüz yok mu? Yok yani... veri var diyelim veri var ama veri bir patern göstermiyor. Yani... Ama işte deterministik evren şey demek patern göstermeyen veri demek hala biz sınırlı kaynak sınırlı bilgiyle hareket ediyoruz. Yeteri kadar olursa. Çünkü şu var. Verinin tamamını bilmeden elinde ya da en azından olayın sınırlarını bilmeden elindeki verinin yeterli olup yeterli olmadığını da bilemiyorsun. Hmm, anladım. Ama şöyle Yani şimdi hmm. mesela 92'ye kadar bak düşünsene 92 yılına kadar ya da 95 de olabilir. Tarih önemli değil şu an burada. Biz öte gezegenler olabileceğini düşünmekle beraber olup olmadığını henüz bilmiyorduk. Çünkü elde yeteri kadar veri yoktu. Hmm. Öte yani kaldı ki, ne ki 90'lardan bahsediyoruz. 19. yüzyıldaki insanlar için Aha. henüz elde veri yoktu, belki de bu veriyi elde etme ümidi bile yoktu ki. O zaman biz şimdi öte gezegenlerin olup olmadığı hakkında yani Dur, şu, öte gezegen ne? Öte gezegen Güneş sistemi dışındaki yıldızların ha, yani Güneş dışındaki o yıldızların, uzaktaki yıldızların çevresinde dönen gezegenler keşfedip duruyoruz ya şu an. Evet. Yani 90'lardan önce, 1990'lardan önce bir tanesini bile bulabilmiş değildik. Olabileceğini hmm. tahmin etmekle beraber elde hiçbir veri yoktu bunları var olabileceğini bize gösterebilecek var olduklarını gösterebilecek. Şimdi Anladım. dolayısıyla yani bilimin ilerleyişine bakarsak tümden gelimsel bir argüman bu. Evet şu an bir şeyleri bilemiyoruz çünkü elde yeteri kadar veri yok ama bir gün veriyi elde etme imkanımız olursa bir şekilde veri elde edebilirsek bunu bilebiliriz. Ama tabii ki biz hangi tip problemden bahsediyoruz? Bilimsel diyebileceğimiz, yani yanlışlanabilir bir argümandan. Mesela bir simülasyonda mı yaşıyoruz? Bunu bilemeyiz. Bunu veri olamaz zaten. Çünkü bu yanlışlanabilir bir argüman değil. Niye canım? Yani Bunun çok temel bir, şu. Bir gün gelirse simülasyonu yapan karakter karşımıza biliriz. İşte o sen dediğin kriter doğrulama bu da esas olan yanlışlama. Yani mesela ya da en azından evet o bir gün gelirse zaten bu yani herhangi bir hipotez olmaktan da çıkacak. Ama şu anki haliyle yani elde sıfır veri ve hatta veri toplayıp bunu yanlışlayabileceğim bir şey de yok. En güzel soru şu ne olsa bir simülasyonda yaşamadığına ikna olursun. Ne olsa? Simülasyonda yaşamadığıma ikna olurum. Ee, bu soru cevabı yok. Yok. Evet. olmadığı için bu yanlışlanamayan bir argüman. Yanlışlanamayan evet. olduğu için de bilimsel bir e, argüman değil. Yani şu an bunu sınayıp sınamamaktan ya da bir gün elimizde veri olursa, bir gün elimizde şu tip bir veri olursa simülasyonda yaşayıp yaşamadığımızı anlayabiliriz diyeceğimiz bir şey de yok şu an. Ya, bir onları düşünüyorum. Simülasyon kavramının ne olduğunu düşünüyorum. Bir de kaos e, teorisi geliyor. Bir de simülasyon yaparken ki ben geliyor. 2-3 tane şey geliyor. Ama 15 dakika oldu ee, şöyle bir şey teklif edeceğim. Ee, bunu bitirelim ve bir sonrakinde simülasyon üzerinden dinleyeceğim. Konu keyifli geldi değil mi? Evet evet. Derinleşme ihtiyacı. Ama, ama dinleyiciler bir hafta bekleyecek unutma. Tamam. <laughs> ben Ne yapalım? Devam Üç edelim. 3 dakika uzat istiyorsan. 3 dakika Uzatayım. uzat. Okay, tamam. Mesela simülasyonda olup olmadığını anlamak için ne yaparsın? Ya yani sana diyorlar ki. Hiçbir şey. Hayır hayır. Ben sana para veriyorum. Sen bilim insanısın, araştırmacısın. Diyorum ki bana simülasyonda olduğumuzu ispatlama yönünde deneyler yap diyorum. İmkansız. Hayır canım istiyorum senden yani. Bunu tamam, düşüneceksin. Ben deney bile tasarlayamıyorum ki. Yok hani sen söyle. Tamam bir tane söyleyeyim. Eğer ee, keşifler ilk yapıldığı anda verdikleri sonuçlar sonradan yapıldığından farklıysa örnek veriyorum bir şey deney, bir deney yaptık ve bir şeyi ölçümledik tamam mı ve sonuç 3 çıktı sonra bir daha ölçümledik 7 çıktı bir daha ölçümledik 7.5 çıktı bir daha ölçümledik 7.55 çıktı falan böyle ve oturdu evet. bundan sonra hep 7 evet. 7.55 çıkıyor şimdi bu bana evet. sanki bir simülasyon hissi yaratıyor neden? Sanki yaratır ama. Ama, bu, ama yok hayır. Bu biz, bu patch patch. yaşadığımız kadar kompleks bir argümanın değil. Evrenin kurallarının değiştiği, aletin ölçüm kurallarının değiştiği. Gibi. Ama anlatacağım dur. Şimdi diyelim ki tamam, aynı anda üç yerde deney yapıyoruz. Bu sefer her deneyi aynı anda üç yerde yapmaya başladık ve hepsinde aynı sonucu vermeye başladı. Yani üç yerde de ilkinde garip bir sonuç veriyor, ikincide yakınsıyor, üçüncüde oturuyor. Sonra milyonlarca deney yaptık ve ilk verdiği sonuçların olduğu evreni simüle ettik bu evrende. Yani oturduğu evren bizim evrenimiz. Ama ilk verdiği sonuçların evreni başka bir evren muhtemelen. Çünkü bir simülasyonda hesaplanmamış bir verinin hesaplanması bir işlem gücü gerektirecektir. Muhtemelen o değişim o işlem gücünden kaynaklanıyordur. Dolayısıyla ilk evreni bu verilerden modelledik. Dur devam ediyorum. İlk evreni bu verilerden modelledik. Ve o ilk evrende yeni bir deney setiyle bu evrende bu evrenin fizik kurallarına göre olamayacak bir şey yaptık. <laughs> tamam. Bu olabilir mi mesela yani ben gerçekten ve bir daha yaptığımızda olmadı çünkü artık o deney seti oturmuş oldu. Tamam. İlk deneyde bak, garip dediğin, sonuç veriyordu ya. Bak bu dediğin bu dediğin gezegenlerin hareketini çözmeye çalışan Tycho Brahe'nin falan da başına gelmiş bir şey. Hmm. Çünkü aynı senin yaptığın gibi yani gezegenlerle ilgili bir kabul yapıyor ama her ölçtüğünde farklı çıkıyor. Tamam mı? Sonra sonra bu ölçüme uyacak bir model kuruyor. Baya mekanik. A diyor bak evrenin modeli bu diyor. Ve gerçekten kendi çağındaki ölçümlere o evren modeli çok iyi yansıtıyor. Hı -hı. Fakat bu kurduğu modelin gerçek olduğunun ispatı olamaz. Tamam. Yani senin bu yaptığın simülasyon gibi kompleks bir şey kanıtlamaz ama şunu çürütür. Bildiğimiz formüller bildiğimiz kapsamda geçerli değilmiş meğer. Yani ama ilk seferinde ilk geçerliliğini çürütür ama simülasyon fikrini doğrulayamaz. Hay bak ilk seferde farklı sonuç verip sonra sabit bir şeye yakınsaması iki farklı gerçekliğin var olduğunu gösteriyor. Tamam. Yani ama de çünkü de senin, dediğin sistemde... Yok, senin dediğin Birileri sistemde bak senin dediğin sistemde kaos de, teorisi bir var. Şey doğrulayamaz abi. Hmm. Ya yani şey gibi düşün işte. Yani bilgisayarda bir yapay zeka karakter yaratıyoruz. Yani Onun bir bulmaca çözmesini istiyoruz ve bug yaratıyor. Yani sınırları o kadar deniyor ki bug yaratıyor. Ama arkadaşın hafızası var. Biz bug'ı düzeltiyoruz. Ya ben o simülasyon olma argümanını bug üzerinden görüyorum. Hata üzerinden görüyorum. Çünkü hata varsa hatayı fix eden biri vardır. Dolayısıyla hatanın olduğu evren başka evren, fix edildiği evren simüle edilen evren. Hatanın olduğu evreni bu evrenden bu şekilde ispatlayabilirim diyorum. İşte hala e, sınama yöntemin doğrulama üzerine kurulu olduğu için olmuyor. Yani bu şu tamam, bir, tamam, bir şey. Tamam buna, tamam buna lafım bütün, yok. Onu, onda haklısın. Bütün kuğular beyazdır. Sen bana git şuradan bir kuğu daha bul. Git şuradan bir kuğu daha bul. Her yerden bana birer, birer tane kuğu göster. Hala bunun tam olarak doğrulayamazsın. Ama hmm. tek bir siyah kuğu bularak. Tamam yani çürütebilirsin çok rahat bir şekilde. Şimdi zaten işte buradaki esas mesele ne olursa simülasyonda yaşamadığına ikna olursun. Veya ne olursa simülasyonun tam karşı argümanı ne bilmiyorum ama onun olmadığına ikna olursun. Ve doğrudan doğruya bu senin bir simülasyon olduğunu kanıtı olur. İşte bu imkansız zaten epistemolojik evet. olarak imkansız yani. Evet. Ama yine de işte bak şimdi orada ilginç bir şey çıkıyor. Klasik Çünkü yani bilim. bölüyorum dur bunu söylemezsem olmayacak. Yani bu simülasyonda yaşadığının değil de atıyorum yani Tanrı'nın arada kuralları değiştirdi ya da yakınsamakta olan bir kara delik yüzünden kuralların bir an değiştiğini ama tekrar şeye yakınsadığı gibi. Bak kurallar başka değişmiyor. çok şeyin açıklaması olabilir. Kurallar değişmiyor. Derdim şu. Hiç bugüne kadar yapılmamış bir deneyi yaptığımda bunun olduğunu gözlemliyorsam ya yani ilk Bütün kez. Bütün deneyler öyle değil mi abi? Tam hayır. Şimdi bütün deneyler şöyle. Deney evrende herhangi bir yerde yapılıyor olabilir. Tamam. De, dolayısıyla bazı deneyler zaten doğal olarak yapılmış olacaktır. Ya yani bir deneyi insanın yapmasına gerek yok. Doğa da deney yapar. Yani doğa deneme demeyiz de ona. Hani doğada bir deney gerçekleşir kendi kendine değil mi? Ya yani bir vaka olur. Ya yani deney de aslında doğada gerçekleşmiş bir şeyin ya da <laughs> gerçekleşebilecek bir şeyin düzeneğini kurmaktır. Bir anlamda evet kontrollü bir şekilde doğada Kendiliğinden olan bir olguyu kontrollü şartlar altında da gerçekleştiriyorsan evet bu da bir deneydir. Evet, dolayısıyla dediğim şu. Deneyler, bazı deneyler ilk kez yapıldığında bu evrende o deneyin sonucuyla ilgili bir veri yoksa dan bahsediyorum yani. Anladın mı? Hani ilk seferde garip bir sonuç çıkıyor. ikinci üçüncü seferde yakınsıyor ve oturuyor. Ve ondan sonra fizik kuralı gibi oluyor. Şimdi bilimde ne var? Ben bunu neye saldırıyorum? Tekrarlanabilirlik durumu var ya deneyin. Ve genelde ilk deneydeki sonuç çok önemli değildir. Yani 30 tane deney yaparsın. Ya son 20'de yakınsa yeter sana yani. Hani ilkinde ben hata yaptım falan dersin. Aslında böyle yani bir şeyin arkasında. hatalar var, alet hataları var, kalibrasyon sorunları olabilir. Heh, Mesela ben, ben ki... bahsettiğine benzer bir şey oldu. Daha önce nötrinonun hızını ışıktan hızlı ölçtüler. Sonra ya dediler bir terslik var bu işte siz de ölçün dediler başka yerde ölçüldü tam çıktı dediler herhalde bizim alette kalibrasyon hatası var sonra biraz daha derin araştırdılar gerçekten kalibrasyon hatası oldu ortaya çıktı falan. Evet. İşte ben, ben diyorum ki işte, o kalibrasyon hatası değilse o deney yapılınca kalibrasyon yapıldıysa. Nasıl anlayacaksın geriye? E şöyle anlıyorsun bak şöyle anlıyorsun bir sürü deneyin o ilk verdiği sonuçlarının oluşturduğu evreni model diyorsun anlatabildin mi? İlk sonuçta çünkü ilk sonuçlar da bir fizik modeli değil mi? Ya işte çok kompleks varsayımlar çünkü ölçüm hassasiyeti burada devreye giriyor. Yani zaten genelde ölçüm hassasiyeti sıkıntılı bir konu olduğu için onlar hep artı eksili bir değerle çıkıyor. Ama ölçersin onu ya. Oradaki hatayı ben şuna bahsediyorum. Bir sürü 1 milyon tane deney yapıyoruz. Abi ee, şunun bunların... topu, topu, topu vakum ortamında 20 metreden yere bırakmak gibi basit bir şeye indirgeyelim. Tamam. Bir kilogramlık bir topu vakum ortamında 20 metreden aşağıya bırakıyoruz. Sen diyorsun ki ilk başta bu işte 6 saniyede düşüyor. Hı. İkinci deneyimde işte sen devam et nasıl bir şey? 5 e, düşüyor sonra hep 5 düşüyor ama ilkinde 6 düştü. Peki i̇lkinde... ilkine dönüp ilkinde bir şeyleri doğru yaptığımdan nasıl emin olacağım? Olamazsın. Şunu diyorum. Böyle 1 milyon deney yapıyorsun. Bazıları Hı. ilkinden beraber yakınsamış oluyor. Dolayısıyla bunlar daha önce yapılmış deneyler oluyor. Bazıları ikincide oturuyor ilkinde ikinci arasındaki farkı olanlardan modellemeye geçiyorsun. Bazıları hmm. kalibrasyon hatasında olabilir ama çok az olacaktır. Aslında milyonlarca deney yaptığın için. Burada şöyle bir varsayım var değil mi? Simülasyon daha önce hiç yapılmamış bir deney yapıldığı zaman ilkini hep hatalı hesaplıyor. Evet. Üst çünkü bir sistem o sistemde o veri yoksa meta sisteme geçer ve meta sisteme bir hata çıkartır. Hata çıkarttığı zaman meta sistem ona bir durum atar. Yani bilgisayar simülasyonu olana benzer bir durum diyorum aslında. Ona atadığı için üst sistemdeki gerçekliği çağırıyor. Yani burada olmayan bir gerçekliği çağırıyor. Dolayısıyla yeterince o gerçeklikle ilgili veri varsa bu sistemde o gerçekliği modelleyip yeni bir deney yapıp mesela atıyorum işte bir gezegeni yok etmek gibi. Yani şu 72 deneyi aynı anda yaparsak bu gezegen yok olacak diye üst gerçeklikten modellediğin şeyle yapıp gerçekten yok olduğunu görürsen yani hep ilk deneylerle ilginç bir şeyler yapabildiğin bir ortam düşün. Yani büyü gibi çünkü anladım, bizim anladım. için bu. ve Bu bilimin şu ana kadar tanımladığımız alanının dışında bir bilim tanımı gerektiriyor. Aynen şey gibi hani eskiden her şeyi simüle edebileceğimizi düşünen bir argüman vardı. Sonra kaosla beraber bazı şeyleri simüle edemeyeceğimizi itere edebileceğimizi yani devam ettirebileceğimizi gördük ya bunun gibi bir argümana yol açabilir. Anlattığım argümanın absürt olduğunu ve böyle deneyin rakamlarından bir şey çıkmayacağını biliyorum ama. Yok yok anladım. Çok güzel bir yaklaşım getirdin. Yani hoşuma gitti. Bir şey diyemeyeceğim de. Yani bunun içinde de işte çok fazla varsayım var. Evet. Öyle öyle. Yani ona lafım yok ama sadece şu ilginç geliyor bana. Meta deneyler. Yani e, simülasyon, yani şey diyorsun ya, işte, simülasyonda olup olmadığımızı düşünmeye gerek yok. Çünkü bu yanlışlanamaz. Dolayısıyla bilimsel bir argüman değildir diyorsun. Ben de bilimi yok, öyle bir yere çekiyorum uçuda. ki. Yani bunu böyle bile yapsam bu bir simülasyonu doğrulamaz. Yani başka herhangi başka bir milyon sebepten ilk deneylerimiz hatalı oluyor olabilir. Yani bunun içinde simülasyon benzeri hani egzantrik ya da yanlışlanamayan ya da fantastik başka sebepler bile olabilir. Yani hani şunu da diyebiliriz o zaman. Bir tane ejderha var. Biz ilk deneyi yapana kadar bize nasıl tepki vereceğini bilmiyor. Hani her şeye karar veren evet. bir ejderha var ve ancak ikinci deneyde ne yapacağına karar verebiliyor da eşit derecede doğrular simülasyon. Aynen öyle. Aynen öyle ve şu da olabilir. Bak şunu da öte Bir argüman daha ekleyeceğim. Kaotik sistemler bize şunu gösteriyor ki e, ee, karmaşık sistemler basit denklemlerin sonucunda ortaya çıkıyor olabilir. Yani bizim karmaşıklığımız bizi simüle edenin karmaşıklığından daha fazla olabilir. Dolayısıyla biz bu sistemle simüle edeni bilimini kurabilirsek simüle edene müdahale etme şansına sahip olmaya başlayabiliriz. Oralarda ilginç şeyler oluyor. Çünkü normalde şey gibidir. Şöyle düşünürsün ya yani bu evreni oluşturan ee, bir simülasyonu yaratan biri varsa o bizden daha akıllı olmalı diye düşünürüz. Ama mesela ben buna da çok emin değilim. Ee, çünkü ben yaptığım simülasyonların beni şaşırttığını gördüğüm için bunu söyleyebiliyorum. Yani bilgisayarda bir yazılım yazıyoruz ve böyle sonra ağzımız açık bakıyoruz yani yaptığı şeylere. Bu şaşırma biraz beklenmedik olmasından ya senden daha zeki olduğu için değil. Benden daha ben zeki. bir sonuç. Tamam ama şunu söyleyeceğim benden daha zeki olması yok mu sence? Peki ya ben sana şunu soracağım asıl. Conway'in hmm. hayat oyunu, hayat oyununu bilirsin sen. Bilirim. Mesela Conway'in hayat oyununda dört tane temel kural belirliyorsun, sistemi çalıştırıyorsun. Evet. Bu sistemde üst o meta sistem, o biz oluyoruz bu durumda. Aha. Bizden yeni bir hesaplama gerektiren bir durum oluşabilir mi? Ee, Oluşamaz. Düşünüyorum. Yani so, turing, çok turing komplekslikte complete. hücreler bir araya gelebilir. Yani çok enteresan rastsal sonuçlar ortaya çıkabilir ama hiçbir zaman bir üst meta sistemden bilgi gerektiren bir şey ortaya çıkmaz. Ama şimdi Conway'in oyunu nasıl bir yazılımda yazdığımızı da işin içine katalım. Yani pratikte ekleyelim. Bir yazılım yazdık. Conway'in işte hayat simülasyonunu yaşatıyor. İzliyoruz ve ne yapabiliyoruz? Müdahale edebiliyoruz. Bir yere tıklayabiliyoruz mesela. Tamam mı? değiştirebiliyoruz. Bazı hamleler yani müdahale yapalım. etme şimdi simülasyon az önceki konuştuğumuz simülasyonda müdahaleyi hiç hesaba katmamıştık. Ben ama yok bug, bug dediğin gibi bir şey. Ama bug, tanımladığın sınır şey, sınırlarda soruyorum yani. Tamam tamam ama bug yani, dediğin yani, şeyin doğal... fiksi olur ama yani. Sen sonuçta mesela bir sürü konve simülasyonda ekrana bir tane kare ekleyebiliyorsun. Bir şey yapabiliyorsun değil mi? Evet, Dose, tamam. bir şunu yapmaya çalışıyorum. Etkileşim koymaya çalışıyorum. Simülasyon tasarlayan da simülasyon kendisi arasında. Ha anladım. Yani, Buradan evet, sohbete evet. başlatacağım. Yani onun benim ürettiğim dili geliştirmesi, benim onun dil geliştirdiğini fark etmem, o dille benim dil arasındaki ilişkiyi kurmam ve onunla sohbet etmeye başlamam. Bu şuna dönüyor. Bu şey vardır. Karıncalarla konuşabilir misin? sorusu aklın gözünde geçer. Der ki karakterden bir "Karıncalarla konuşamam ama karınca kolonisinin sohbeti çok güzel der." Çünkü karınca kolonisine konuşabilirsin gerçekten. Yani karınca kolonisine hamleler yapabilirsin. Ve o da sana cevap, anlamlı cevaplar verebilir. Ne bileyim işte e, zehir koyabilirsin ve zehri çöp, çöpe atabilir. Ve bunu yapabiliyor karıncaların birçoğu. Mesela bazıları zehre gidince işçiler durduruyor bazı güvenlik görevlileri gibi olanlar var. Ve çöp, çöp denilen bir alan var oraya götürüp atıyor falan gibi. Yani koloniyle iletişime geçebiliyorsun ama tekil bir karıncayla geçemiyorsun. Dolayısıyla e, o sistemdeki bütün akılsız parçalar e, toplamda akıllı bir parçayı oluşturabilir. O yüzden Conway'in oyunundaki bir sistem Turing Complete olduğuna göre zaten öyle. Dolayısıyla bizim kadar kompleks bir veri üretebilir diyeceğim. de Ce söylüyorum bunu. O kadar çıkarmının hesabı nasıl yapılır bile bilmiyorum ama e, bana üretebilir gibi geliyor. Yani simülasyonun ya yani şey gibi düşünüyorum. Şimdi simülasyon yaparken biz şöyle bir ukalalığa giriyoruz. E, tasarladığımız sistemin her kombinasyonunun nasıl şeylere dönüşebileceğine dair bir fikrimiz olduğunu zannediyoruz. Halbuki kod yazarken bir sürü şeyi şey yapıyoruz. Ezberi alıyoruz aslında yani. Başka yerlerden gördüğümüz modelleri. Ve bu modeller bizden daha şimdi şey olacak ama kadim olabiliyor model. Model bilgi içerebiliyor. Ya yani şey örneğini vereceğim. Bir çocuğun anne babasından çok daha akıllı ve bilge olması örneğini vereceğim. Hani Anladığım olabilir bir şey bu hani işte şaşırtıcı bir şey değil. Mesela bunun gibi yani o simüle edilen varlığın senden daha akıllı olması var zaten ilerleme dediğimiz aşağı yukarı böyle bir şey. Yani şey ikna <laughs> olmadım ama çok vaktimiz kalmadığı için artık tamam. itiraz etmeyeceğim. Toparlayalım. Tamam, okey tamam. <laughs> Bence toparlamayalım. Bizim konumuz biliyorsun. Chat tamam. diye bitirmek. Okey. Hadi. Ta Görüşürüz. Hadi bitiriyoruz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>